komşunun hakları nelerdir? Yakışıklım, çok güzelsin sen, maşallah. Senden en az 5 çocuk bekliyoruz. Seni evlendireceğiz. Ya böyle güzel kızlar, güzel delikanlılar yani. Hakikaten sen mi diyorum, Tayyip Hoca bir yetki verse hepsini evlendirir sen. 5 çocuk şartı da koyacaksın. Her zaman söylüyorum, birinciye 100 bin. İkinciye 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin diyeceksin. Helali hoş olsun ya, hakikaten. Çünkü o çocuklar biz baktığımızda mükellefiz zaten. Yani anormal olan da bir şey yok. Bir daha ben yakışıklımı dinleyeyim. Komşunun hakları nelerdir? Yakışıklım, şimdi biz eğer velayet sistemi olsa, yani İslam tam yaşanmış olsa, şimdi mahalle var ya, mahallenin tamamı bizim evimiz olmuş oluyor. Mahallenin bütün mutfakları bizim mutfağımız oluyor. Böyle bir güzellik yani. Her yerde sohbet edebilirsin, dostluk yaşayabilirsin. Misafire selamun aleyküm de zaten ayet ediyor ya. Evlere girdiğinizde esenlik, güvenlik temenniniz olarak selam verin diyor. İşte öyle. Mesela sahabiler geliyorlardı. Ya Resulullah selamun aleyküm. Geliyor. Yemen yiyor, gitmiyorlardı. Ama o eve mahsus olarak Allah dedi ki bak Yemen deyince gidin dedi. Acayip neşeliler, bağırıyorlar, ya Muhammed diye bağırıyorlar ismiyle ama Allah diyor ki yüksek sesle bağırmayın, öbür evlerde olduğu gibi yapmayın diyor. Pür neşeler, bayağı rahatlar. Yemek yiyince kalıyor, yatmaya kalıyor. Çünkü herkes birbirinin evine gidiyor, yani onun evine gidiyor, onun evine gidiyor. Ve en iyi şekilde ağırlıyorlar herkes birbirini. Böyle bir sistem yok, şimdi komşu komşudan çekiniyor. Ya bitişik komşuyu adam görüyor, selam dahi vermiyor. Karşı daireye adam giriyor, sessiz sedasız, böyle yere bakıyorlar iki tarafta. Çıtını çıkartmıyor ya. Merhaba, selam, nasılsınız falan, yok. Ödü kopuyor adama selam. Çünkü adam dedi ki selam, nereden icap etti falan dese al sana bela. Ya şu kapıyı kapatsana ya. Çünkü ne reaksiyon göstereceğini bilmiyorlar. O zaman bütün evler temiz, bütün mümin evleri temiz, yiyecekleri, içecekleri temiz, herkes hayır peşinde, herkes herkesle dost,